Radhi abi ben utanıyorum artık ya. Şu yarışmaya kaçıncı gelişimiz? Hayır, başka başvuru yok mu? Senin başvurunu nasıl kabul ediyorlar hala ben anlamıyorum ki. Kısmet oğlum bu işler. Başvuruyorum seçiyorlar işte. Madem o kadar kısmetlisin neden daha bir kuruş kazanamadık? Buraya gelip gitmek için dolmuşa verdiğimiz paraları dolara yatırsaydık şu an zengin olmuştuk. Ya yeter la! Senin zırıltılarını dinleyemem Özcan. Benim sorumluluklarım var. Döndürmem gereken bir ev, ödemem gereken bir ev taksidi var. Taksidi 2 aydır ben veriyorum abi. Tamam, paramız olunca biz de veririz. Şimdi herkesin nakite ihtiyacı var Özcan. Ve şu dönemde Türkiye'de bu miktarda sıcak parayı kazanabileceğin tek yer Kim Milyoner Olmak istemez yarışması. Canlı para, kımıl kımıl. Hayırlısı abi. Ekranların en çok kazandıran yarışma, bilgi ve genel kültür programı Kim Milyoner Olmak istemez'e hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz süreçte yarışmamıza seyircisiz devam ediyoruz. Yarışmacılarımız takıldıkları sorularda seyirciye sorma joker hakkı yerine uzmana sor jokerini kullanabilecekler. Uzmanımızsa hepinizin tanıdığı bir isim. Bizden tam 1 milyon lira kazanan kıvırcık Arda Ayten. Arda, iyi akşamlar. İyi akşamlar Kenan Bey. Kim Milyoner Olmak istemez ilk yarışmacıyla başlıyor. Serdar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Serdar, yorumcu ve söz yazarıyım. İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmaya kiminle geldiniz? Arkadaşımla. Efendim, sizi tanıyalım. İsmim Soner, ben de müzisyenim. İşler durgun, piyasa bok gibi. Serdar'a başarılar diliyorum. Yarışmamıza neden katıldınız? Herkes evde olduğu için konser yok. En son biraz birikmişim vardı. Onunla da petrol hissesi aldım geçen ay. Bekliyoruz bakalım, çıkacak dendi. Eksiye düştü şu an petrol. Şansıma sokayım. O zaman hazırsanız sorumuza geçelim mi? Geçelim. İlk sorumuz geliyor. 2009 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama dalında madalya alan milli sporcumuz kimdir? A. Burak Yılmaz. B. Karin Melis May. C. Elvan Abeyli Gesse. D. Kerem Tunçeri. Süreniz başladı. Zor soru geldi. Sporlarınız nasıl? Futbolla ilgileniyorum. Oynar mısınız futbol? Sistemliyse oynarım. Uzun atlama. Burak Yılmaz atlıyor ama uzun değil. Kerem Tunçeri. Bence şıkkına 100 lira basıyorum. Basma şeklinde değil de şık olarak seçebiliyorsunuz. Bence şıkkı diyorum o zaman, son kararım. Serdar, yakma bizi Serdar. Neden joker kullanmadın lan? Yarı yarıya indirecektin. Ben de şans mı var anasını satayım? Tek şıka indirsem yine yanlış çıkardı. Uğurluyoruz yarışmacımızı. Ve sıradaki yarışmacımız geliyor. Arda Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Arda, futbolcuyum. Bir süredir boştaydım. Şimdi de ligler durdu. Buraya 1 milyonu kazanmak için geldim. Arkadaşınızı tanıyalım. Ben Ozan Tufan, Wonder Kid'im. Arda abime başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz ve ilk sorumuza geçiyoruz. C4 bitkilerinde karbondioksitin bağlanmasını sağlayan enzim hangisidir? O ne lan? A. Pepkarboksilaz. B. Piruvat ostofosfat dikinaz. C. Ribuloz 1,5 bifosfat karboksilaz oksijenaz. D'yi artık okumuyorum. Neden? Sanki bileceğim. Süremiz başladı. Pep karboksilazı tanımıyorum. Pep Guardiola var bir. Ben uzmana sorma jokerimi kullanmak istiyorum. Pekala. Arda, bizi duyuyor musun? Evet Kenan Bey. Adaş selam. C4 bitkilerinde karbondioksitin bağlanmasını sağlayan enzim hangisidir? A. Pep karboksilaz. B. Piruvat ortofosfat dikinaz miginaz. C. Ribuloz bir şey. D'yi bilmiyorum. Evet, biyoloji sorusu bu zannedersem. Ben de biyoloji dersini pek sevmezdim. Fizikçiydim daha çok. Bir keresinde fizik öğretmeni tahtaya kaldırmıştı beni. Lan oğlum bu saçlar ne, git şunları kestir demişti. Ben de kestirmemiştim. Tren yolu yapmıştı makineyle. Bu da böyle bir anımdır. Süre bitiyor. Ben A şıkkı pep karboksilaz demek istiyorum. Emin misin? Değilim.
Ben 1 milyonumu almışım zaten. Çok da şeyinde değil açıkçası. Ben A şıkkı diyorum. Son kararım. Tebrik ediyorum. Zor soruydu. Parayı sokakta bulmuyoruz. Doğru. Sıradaki sorumuz bir tarih sorusu. Tarihle aranız nasıl? Fena değil. İlgilenir misiniz eski zamanlarla, tarih öncesiyle? İşte. O zaman sorumuz geliyor. Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi galibiyetini hangi yılda elde etmiştir? A. 2009. B. 2008. C. 2007. D. 1476. Süreniz başladı. Zor soru. Eskilere gittik. Evet. 2008 değil. 2007'yi bilemedim. 2009 ile 1476 arasında kaldım ben. Jokerleriniz var. Evet. Ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Telefon jokerini kullanıyoruz. Şenol Güneş, Ali Koç, İlber Ortaylı. Kimi aramak istersiniz? Bu soruyu bilse... İlber Ortaylı'yı arayalım. İlber Ortaylı'yı arıyoruz. Alo. Hocam selam. Yarışmadan arıyorum. Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi galibiyetini hangi yılda elde etmiştir? A 2009, B 2008, C 2007, D 1476. Bana mı soruyorsun? 2009 olabilir mi? 2009 olabilir, 2008 de olabilir, hepsi olabilir. Ben nereden bileyim, cahil evladım. Ben İlber hocama güveniyorum. 2009 demek istiyorum, son kararım. Sağlık olsun. Radi Bey yine siz. Hoş bulduk Kenan Bey. Kaçıncı kez katılıyorsunuz yarışmaya? 3-4 olmuştur en az. Daha bir sakal alamadık. Kiminle geldiniz? Özcan'la geldim. Sizi biraz tanıyalım mı? Tanımayalım. O zaman ilk sorumuz gelsin. Harry Potter serisinde yer alan tam dayaklılık Eşşoğul Eşek karakterinin adı nedir? A. Joffrey. B. Kürşat. C. Draco Malfoy. D. Selena'daki Hades. Süreniz başladı. Şimdi Kürşat Memori dizisinde vardı. Hakiki bir eşşoğul eşekti kendisi. Onu eliyorum. Hades de Selena dizisinde eşşoğul eşekliğin hakkını layıkıyla vermekteydi. A ve C şıkları arasında kaldım. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya jokerini kullanıyoruz. La ben zaten ikisi arasında kalmıştım. Bilgisayar şıkları otomatik geliyor. La bırak! Otomatik geliyormuşmuş. Ben buradan dedim diye hemen onlara bıraktı bana. Vazgeçtim. A ile D arasında kaldım ben. Sistem şıkları eledi yalnız. Bir daha elesin. Cevap vermeniz gerek. Draco Malfoy diyeyim o zaman. C şıkkı son kararım. Bismillah. Ha! Attım tuttu. Tebrik ederim. Teşekkürler. İkinci sorumuz 5000 TL değerinde. Bir PlayStation parası. Sorumuz gelsin. 1967 yılında bilinmedik bir sebeple birdenbire ortadan kaybolan Avustralya Başbakanı kimdir? A. Edward Hall. B. Kim Jong-un. C. Frank Underwood. D. Muharrem İnce. Süreniz başladı. Kim Jong değildi bir kere. Muharrem İnce de kayboldu ama başbakan değil. İçimden bir ses Frank Underwood diyor ama... Ben içimdeki sese güveniyorum. C. Frank Underwood demek istiyorum. Son karar. Ne yapıyorsun Radi abi? İki taksit taktın bana. Tüh, A şıkkıymış. Yaktın bizi Radi abi. Ben ne yapayım la? İçimdeki sese kulak verdim. Nasıl ödeyeceğiz şimdi borcunu? İçimdeki sesin suçu. Artık ondan alırsın. Bizden maalesef zırnık alamıyorsunuz Radi Bey. Yapma be Kenan. 300-400 bir şey sık. Maalesef. 200-250. 5 kuruş veremiyoruz. La ayıptır ya. Şöyle bir dönemde buralara kadar gelmişiz. Bir soruyu da bilmişiz. Kenan Işık olsaydı böyle mi yapardı? Keşke Kenan Işık gelseydi de şu yarışmayı sunaydı. Sizin yaptığınız artık. Ne oluyor yahu? Kenan Işık mı lan o? Hangi yıldayız biz?
2020 Kenan Bey. Ne diyorsun? Siz 2014'te yatmıştınız. Geri geldim. Neler oldu bu sıra? Çok bir şey olmadı. 2016'da darbe oldu. 2017'de Trump başkan seçildi. 2018'de Bitos'un çıktı milleti tokatladı. 2019'da poşet 25 kuruş oldu. 2020'de de bu salgın muhabbeti işte. Bütün dünya eve kapandı, bekliyoruz. Ben yatar beyler.